Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün inşallah Rabbil alemin sizler bilen tarihi cereyallar doğrusu da navbatdagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'zi umumiy suhbat mavzularimiz Jamal hodisasi, Siffin voqeasi, bular haqida gaplashgan edik avvalgi suhbatlarimizda. Nargi kurslarda sizlarda ham ba'zi suhbatlarni qildik. Bugun sizlar bilan inshaalloh robbil alamin vaqtimiz yetganicha xavorijlar hodisasi to'g'risida gaplashamiz. Xavorijlar ve onların çıkıp gelişlik sebepleri. Neme sebepten çıkıp geldi onlar. Ve onların bu havariç buluşluğunu aldığından başarılı bağırmadı. Ve bunlar neme üçün havariç deyip namlandı. Akıbetleri neme buldu. Kanaka İslam ümmetinin içinden yengilikler fayda kılıştı. Hazırki inşallah Rabbil Alemin sohbetimizin manbaları İbn-i Kesir Rahimahullah'ın El-Bidayatü ve Nihaye ve Tarihul İslam degen kitaplarından, İmam Zahabi'ni Tarihul İslam degen kitaplarından faydalanımız. İbn Abi Şeyban'ı tabakatlarından ve başka sahih rivayetlerden toplengen malumatlar. İnşallah tarihini, siretini yani fikhi doğrusu da ham inşallah bir kulasalarını hikmetemiz. Ali radıyallahu anhu'nu hayatları üç menheleden ibaret. Yani üç hıl baskıştan ibaret. Ali radıyallahu anhu'nu ilk İslam'ın kelgenlikleri doğrusu da tarih ulamalarının ortası da tortishuv bor biroz. Birinchi kim kelgan? Musulmon bo'lgan erkaklardan kim desa Hazrati Ali mi yoki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mi degan tortishuv bor. Bu tortishuvlarning nihoyasi nima bilan tugagan? Kattalardan Abu Bakr Siddiq birinchi iymonga kelgan, sibiyonlardan birinchi yoshlardan Ali radhiyallohu anhu iymonga kelgan. İlk musulmon. As-sabiqunal avvalun Qur'oni Karim maqtagan odamlardan. Nabi aleyhissalatu vesselam üçün canını tikkan adam. Hicrette sebeplerden biri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikast uruş uyuşturulgende üylerine kirip onu ikide kabile tengdenige kılıççı uğramız degende bu şart, bu kelişuğunu Peygamber aleyhissalam bildiler de keçkolun uşa yotken cöylerden çıkıp Ali'ne ettiler sen yot orunda dediler. Yani adamlar geldi korkma dediler. Ben orada yok. Sen bilen Medine'de görüşebiliriz dediler. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. 12 de kabile, o şey Kureyş'in içindeki hamma kabile. Onun içinde Abu Cahil'ni, Utbe'ni, Umeyye'ni, Sufyan'ı, yani Abu Sufyan'ı, hamasını kabile. Yani Kureyş'in berçe batını kereşir, müşrikler. Upeyt'te hele İslam aciz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ergeşkeller, kul, çoru, kembeğer, hiç narsası yok. Addi adamlar ve özlerini himaye kıla aladigen küçük ege emez, hele kurallı cengi ruhsat yok. Şu peytte Hazreti Ali radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın uğurlarına yatışka razı bulgan adam. Bu can fidalikleri üçün misal. Soruşken Hazreti Ali'den korkma değil mi deyişken? Ahir keliyetken adamlar seni urup öldürüşü mümkün idi. Hani yotken cevalarını açıp görmezden, çırağını yakıp görmezden uğruşu mümkün idi de kılıççı. Bir şey etkiler ki, sen bile Medine'de kuruşamız degeller ki, şançım kamul idi, menge uğruşamaz dedi. Yani iman şu kadar bugün. Birinci menhele ta iman keltirip, Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan ötküllerige kadar bugün menhele. Bunda her bir Müslüman kılıçı kereği bugün işini kılıp yürgenler. Bu cereyan Hazreti Ali hakları da hiç kimnin fikri dünya karışını
muhalif bo'lganligini bildirmaydi. Hamma Ali desa taslim bo'lgan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu haqlarida o'sha dastlabki jarayonlarda ba'zi o'rinlarda u kishiga qarshi ayrim gaplar bo'lganda Hajjatul Vado'dan chiqib Madinaga qaytib ketayotgan paytlarida g'alag'avor ko'tarilgan odamlar ichida Hazrat Ali to'g'rilarida. Shunda o'sha G'adir degan joyda, G'adir Xum degan joyda to'xtatganlar hamma sahobalarni to'xtatib xutba qilganlar. G'adir Xum xutbasi. Tarixini ko'rsangiz, o'qisangiz, u yerda ko'p gap bor. Shi'a toifalari G'adir Xumda qilingan xutbani oxirgi xutba deyishadi. Asl biz nima deymiz? Hajjatul Vado'da xutbatul Vado oxirgi xutba u yoq deydi. G'adir Xum zarurat yuzasidan to'xtalgan edi. Shi'alar nima deydi? Islom komillik kamolatga yetmagan edi, hali tugamagan edi, xilofatni saylash kerak edi. Payg'ambar alayhissalom G'adir Xumda to'xtab bu Ali kim Ali'ga düşman bo'lsa menga düşman bo'ladi. Ali mening valiyim degan hadisni shotda aytganlar. O'shani aytganlaridan keyin eng oxirgi oyat nozil bo'ldi deydi. Shi'alar al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dinan. Mana shu joyda, mana shu hadisni aytganlaridan keyin nozil bo'ldi. Endi faras qilinglar deb bu yoqdan fiqh olishadi. Bu yog'idan aytishadiki, mana o'sha xilofatni tayinlagan edi, Ali'dan keyin yuqoridagilar tortib oldi degan dalilni chiqarishadi. Bu dalil sabaiylarning dalili, ya'ni islomga zohirda kirgan, asli e'tiqodi yahudiy bo'lgan odamning talqinidagi dalillar bular. Ha, Hazrati Ali'ga bu mening valiyim, bu mening ahlim degan gapni gapirganlar. Xuddi shu gapni Ammor ibn Yosirga ham aytganlar. Xuddi shu gapni Zayd ibn Xorisaga ham aytganlar. Bu gapni gapirishlari Ammor ibn Yosirni mendan keyin xalifa bo'ladi deyishiga dalolat qilmaydi. Mayli, bu mavzu keyin yana gaplasharmiz. Men umumiy ma'noda Hazrati Ali radhiyallohu anhuni birinchi bosqichdan aytayapman. Keyin Payg'ambar alayhisalotu vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin xilofoi roshidillarning davri. Har bitta xalifaga Hazrati Ali vazirlik vazifasini qilgan. Ya'ni aytardilarki, men ana la uhibbu amiran derdilar. Men amirlikni yaxshi ko'rmayman, xohlamayman. Men uchun yaxshisi an akuna vazira derdilar. Vazir bo'lishni xohlayman. Hazrati Abu Bakr Siddiqni maslahatchilari edi, Hazrati Umarni maslahatchilari edi, Hazrati Usmonni maslahatchisi ham qo'riqchisi edilar. Har doim yonlarida himoyada turdilar. Ya'ni fitna boshlangan edi. Musulmonlarning xalifasini, musulmonlarning oqsoqolini, eng muborak zotni, 80 dan oshgan qariya, hofizi Qur'on, xalifatul musliminni qatl qildi odamlar. O'shanda Imom Hasan, Imom Husaynni qo'yib qo'ygandilar eshikni oldiga, eshikbon qilib. O'zlari har doim xabar olib turardilar. O'sha qatl bo'lganda kelganlarida Hazrati Imom Husan bilan Husaynni, Hasan bilan Husaynni qattiq jirkiganlar. Qanaqa erkaksan sanlar deganlar. Sanlarga bir odamni himoyaga topshirib kelsak nima qildilaring deb yoqalariga opishganlar o'g'illarini. Ular aytganki, bizni kuchimiz yetmay qoldi deyishgan. Bizga shunaqa hujum bo'ldi, bu hujumdan to'solmay qoldik. Ha, 100 ta, 200 ta odam birdan uyga bostirib kirganda ushlasholmay qolgan. Keyin nima bo'ldi? Mana shu jarayonda ikkinchi bosqich Hazrati Ali'ning mavqiflari. Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilgandan keyin tarixiy jarayonlarni ko'rsangiz, Jamal hodisasi, Siffin voqeasida juda katta odam halok bo'ldi. Juda ham katta musulmonlar boshiga balo keldi. Buni ruhiy tomoniga qarasangiz ulamolar aytadiki, xalifani o'ldirgan, o'zining xalifasini, o'zini imomini o'ldirgan ummatga Alloh balo jo'natdi. Siffinda 70 ming odam o'ldi. 70 ming. 25 ming Hazrati Ali tarafdorlari, 45 ming Muoviya tarafdorlari halok bo'ldi.
Bu o'sha davrning hisobida haddan ziyod ko'p. Bunaqa jang tarixda bo'lmagan. Hozir avtomat bilan otadi, bomba tashlaydi, misol uchun. Hozir ham 75 ming odam, 70 ming odam birdan o'lib ketishi qiyin masala. Ular yonma-yon kelib, qo'li qo'liga tegib, qilichi qilichiga tegib bir-birini o'ldirdi, 70 ming odam. Nimaga bunaqa bo'ldi desa, o'sha Sahil ibn Hunayf'ning gaplari bor. Sahil ibn Hunayf radhiyallohu anhu. İmam Müslim, İmam Buhari'nin rivoyatlari da aytadilar ki, o'sha Siffin hodisasida yoki havorijlarni voqeasida havorijlar chiqib Hazrat Aliga qarshi chiqib Sahil ibn Hunayfni sen sahobasan, bizga qo'shil, bu xato qilyapti deganda ittahamu ro'yakum deganlar. Sanlar fikringa, fikringni to'g'rilab ol. Sanlar aybni o'zingni kallangdan qidir deganlar. Sanlar tushib turgan fikr xato deganlar. Men bundan og'ir kunda bo'lganman. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Hudaybiyya g'azotida qo'llarimiz qilichda yo shahid bo'lamiz yoki Makkaga kiramiz deb turgan paytimizda Payg'ambar alayhisolatu vasallam sulhni tanlaganlar. Kim bilan? Makkaning Qurayshning mushriklari bilan. Sulh oqibatida keyin islom nima bo'ldi? Inna fatahna laka fatham mubinaga musharraf bo'ldi. Eng katta fatih sulhdan keyin bo'ldi. Ittahamu ro'yakum dedilar. Noto'g'ri fikrdasizlar, u meni emas dedilar. Meni ayblamanglar sizlarga qo'shilmaganimda. O'zingizlarni ayblanglar dedilar. Sizlarda kalla chalkashgan dedilar. O'sha paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga e'tiroz bildirib, hattoki qilich bilan jang qilishlikka tayyor bo'lib turganimizda u kishi sulh dedilar. Sulh qilamiz dedilar. Va sulhda hodisani bilasiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga sahobalarning aksariyati ergashmay qo'ygan. Hatto Payg'ambar alayhi salatu vasallam xavotir qilib chodirga kirib, Ummu Saloma onamizga bu ummatning boshiga balo yaqinlashib qoldi. Ko'zim ko'rib turibdi baloni deganlar. Qadimgi ummat payg'ambarlarga itoat qilmaganda mana shunaqa halokatga uchragan. Bular menga itoat qilmayapti deganlar. O'sha darajaga borib qoldi deyapti Sahil ibn Hunayf. O'sha darajaga borib qoldik biz, lekin o'shanda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sulh ijtihodlari Alloh qo'llab-quvvatladi. U ma'qul bo'lib chiqdi. Ya'ni Hazrat Ali radhiyallohu anhu Muoviya bilan Siffindagi 70 ming odamning qonini to'xtatib sulhga qadam qo'yganlarini ayblaganida xavorijlar. Xato qilding sen. Xato emas, gunoh qilding. Gunoh emas, kufr qilding deyishganida. Va Sahil ibn Hunayfga bizga qo'shil degan. Nimaga qo'shil degan? Birinchidan, havorijlar jamoasida biror dona sahoba yo'q. Ular sahoba bo'lishligini xohlashardi o'zlarini ichida. Buni biroz qo'polroq o'xshatishi bor. Narkoman psixologiyasi degan psixologiya bor. Narkoman o'zini narkomanligidan tavba qilishdan ko'ra siz bilan bizni narkoman qilishlikni ma'qul ko'radi. Nimaga? O'zi o'sha qilib yurgan xatosini boshqa odamlarga ham mana bular ham qilib yuribdi, bu ham bizning ulfatimiz deyish uchun. Xavorijlar o'zining jinoyatidan tavba qilishdan ko'ra sahobai jalilni o'zlarini safiga qo'shishlikni xohladi. Siratdagi bu hodisalarni qahramonlari insonlar, inson faktori, o'sha odamlar, o'sha fikr, dunyo qarash hozir ham yo'q emas. Hodir qo'liga qurol olib olgan odam tavba qilgandan ko'ra qurol ko'taringlar deyapti odamlarga. Ya'ni fikrlarini islom shariatiga muvofiqmi, muvofiq emasligini surishtirib o'tirmayapti. Agar mabodo fikri islomga muvofiq emasligini isbotlasangiz, sizni nima deyapti? Kofirsan deyapti. Murtadsan, mushriksan sansan deyapti. Sahil ibn Hunayf ittahamu ro'yakum dedilar. Sizlar dedilar, o'zingizlarning fikringizni ta'na qilinglar. Men emas dedilar. Men sizlardan ko'ra afzal sahobalarni ko'rganman, ya'ni Rasulullohni ko'rganman. Hudaybiyada bu hodisani guvohi bo'lganman. Rasulullohning sulh haqidagi fikrlari ma'qul bo'lib chiqdi oxiri. Siffin jangi 7-yo 8-kuni tugadi.
tugashligiga sabab Amr ibn As aytdilar ki Muaviya radıyallahu anhu'ya Ammar ibn Yasir'ni katıl kılındı. Ammar ibn Yasir Hazreti Ali radıyallahu anhu tarafıdaydılar Siffin'de. Yo 6. ya 7. günü bayraqdar bu geldiler. Oldingi çıkıp her günü yengitten adam tayinlenedi. Cenge bitti adamla amir kılınadı. Uşa cengi amirlerden biri Ammar ibn Yasir dediler. O kişi bayrağını kotarıp alıp bayrağını. Bana cahaya çıkıp durup kattı avaz bilen. Bana şu bayrağ bilen. Bana şu bayrağ bilen. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yolları da 3 mertte cihatta katlaşken ben. Bu bayrağ 4. mertte cenge katlaşmıştı. Şu bayrağ astı da ben. Bayrağa kelinler. Bayrağa kelinler dediler. Şunda o kişinin katıl koydu bir kişi. Yani cengi şuna kaynayıp gitken dedi ki avalgi sohbette yeme ettim. İkide cemaat, İslam ümmetinin en dav yürek, hiç narsadan tap tartmaydıgen, ölüm hayattan afzal kuringen cemaaleriydi ular. İkide taraftayım. Bu askerinin kuvvetine ege bolgan adam dünyanın başkarışı mümkün bolgan cemaatıdır. Afsus ki bu cemaat birbiri bilen uğruşup gitti. Ammar ibn Yasir'ni katıl kılgelleri de hamme, yani bilgen adamlar, sahabalar aynıysa. İstirapka çüştü. Aytıştı ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'ni bina kılını yetken peyti de Ammar ibn Yasir'ni hareketlerini korup taktuluhu fiatul bagiye de gendiler. Yani bunu haddan aşkan cemaat katıl kıladı de gendiler. O kişi katıl bugün zahatı Muaviye radıyallahu anhu tarafındaki sahabeler tohtap kalıştı. Biz hatadayken biz deyişti. Demek ki Ammar katıl kılındı. Muaviye'ni aldı gekirip etkenler. Ammar ibn Yasir katıl kılındı dediler. Muaviye radıyallahu anhu istirap küçük geldiler. Nahat ki dediler. Tohtat, Amr ne kılamız dediler. Amr ibn As'a ettiler ki sulh kılış gerek dediler. Bizi askerlerimiz her bittesi mushafını kurtarıp çıksın. Sulh için. Beynena ve beynekum kitabullah. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma beynahum. Thumme yetevella fariqum minhum ve hum muridun. Yani şu ayet Hazreti Ali tamamından aytıldı. Uşende ular ne dediğinde? Biz mushafını ortaya koyaylık. Sizler bilen yani bizim ortamızda mushaf hakem bulsun. Kur'an hakem bulsun. Bu oldu cengi tohta tehlik değişti. Çünkü iştihat hatalığı malum buldu. Lekin evvel ettim ben. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ını biz eyblemeyiz. İştihat vardı o kişide. O kişi emekilerinin oğlu bugün. Osman radıyallahu anh'ını kanını talep kıyandılar. Ve o şey kanını olasız keyin sizge bayat kılamız. Ben hiç kaçan amirlikini talaşmayıp ben siz bilen. Sizge bayat kılamın. Lekin Osmanlı kanını katıllardan haberesiz. Çünkü ben, ne mi ben? Valisi ben. Osmanlı kanını talep kılış ki en haklı adam ben. Degendiler. Hazreti Ali'nin ham iştihatları. Ne mi degendiler? Hamma menge bayat kılmasından turup bütün İslam ümmetini bir boş kılıp, bir bayrak astıge yığmasından turup katılını, yani katıllarını, cezasını berişlik imkaniyetimiz yok degendiler. Çünkü bunu akıbeti de hala hamme bayat kıgeni yok. Hamme hala bitti gapke kıgeni yok. Fitne katılış bitti degendiler. İkkele iştihatını ham doğruligi barıdı. Lekin doğruluğu Hazreti Ali'ye tekişliliği kaçan payda buldu? Ammar ibn Yasir'in katlı da payda buldu. Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu'nu bu biz bilişimiz gereği bugün tarih siretinin en nazik noktaları. Siz bilen bizge hala verilmeyen savallar çıkışı mümkün. Bütün İslam ümmetini Muaviye radıyallahu anhu'dan ta bugün geçe, ta kıyamet geçe imtihanı ya utaman ya butamange utkız var edigen imtihanı Muaviye radıyallahu anhu. Muaviye radıyallahu anhu haklarındaki fikrini doğru şekillendirip olmayan adam ya havariçke ötüp getirdi ya ki şialikke ötüp getirdi. Ortadaki
vasatiyyani topolmay qoladi. Demak, Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ni qatlidan keyin maslahat nima bo'ldi? Siffinni to'xtatish kerak. Siffindagi jang bo'ldi endi. O'sha yawmi xarilda Hazrati Ammor qatl qilindilar. Va kim o'ldirdi degan gap tarixchilarda sizga ham savol bo'ladi kelajakda. Sahobai Jalil Bay'atur Ridvonda qatnashgan sahobani nomini sizlarga aytishadi. Vadi'a radhiyallohu anhu nomlari ismidan chiqmagan bo'lsa. Shunaqa deyishadi. Palonchi mana shu sahoba Bay'atur Ridvonda ishtirok etgan. Rasululloh nima degandilar? Rasululloh Bay'atur Ridvonda kim qatnashgan bo'lsa, taxtash shajarada hammasi jannati deganlar. Jannati odam fi'atul bog'iyani ichida bo'lishi, ya'ni fi'atul bog'iyani ichida bo'lib ham Ammor ibn Yosirni qatl qilinishi mumkinmi? Desa yo'q deydi ulamolar. Chunki o'sha sahoba Ammor ibn Yosirni qatl qildi degan rivoyatning barchasi yo munqati yoki zaif. O'zi munqati ham zaifdi. Sanad silsilasida majhullar bor. Siyosiy vaziyat shuni taqozo qilgani uchun aytiborilgan gaplar ehtimoli ko'p. Amr ibn As radhiyallohu anhu ga ham mana shu tuhmat qilinadi. Sizlarni jamoatingizdan o'ldirdi Ammor ibn Yosirni deb Muoviya radhiyallohu anhu ning mavqiflarini, pozitsiyalarini oqlashga harakat qiladi tarixiy rivoyatlar. Ha, tarixiy rivoyatlarda biz suyangan Ummuxotil kitoblarida ham bu gaplar bor. Lekin sanad bizni qutqaradi. O'sha roviylar rivoyat qilar ekan har bitta hodisa islom ummatining ichida eng qaynoq kunlarda mavjud gaplarni bizga rivoyat qilgan. Faqat sanadini keltirib qo'ygan. Aytganki, mana men degan, sizlarga sanadini keltirib qo'ydim, mendan soqit degan. Bu gap ham bor edi degan, lekin sanadga qaranglar degan. Mana bu gap ham bor, sanadga qaranglar degan. Kimga ishonamiz? Munqatiyga ishonamizmi yoki musnadga ishonamizmi? Musnadga ishonamiz biz. Shuning uchun keltirdik degan. Ertaga mana Imom Tabariyda falon rivoyat turibdi. Hazrati Aliyga qarshi chiqqanlar aslida to'g'ri ish qilgan desa, siz aytasiz, sanadni menga keltirdingiz. Sanadda falonchi bor, u kim u? U Shi'a u. Islom ummatining ichiga kirib olgan boshqa muxolif odam deya olamiz. Xullas bu bizga eng muhimi Ammor ibn Yosir qaysi tarafda edi? Taraflari qaysi tomonda edi? O kişinin kim katıl kılınışıdan kat'i nazar, kaysi tarafta idi? Hazreti Ali tarafı deydiler. Ali'nin komandallardan idiler. Birinci günü, Siffin hadisesi de birinci günü komandan Aştar degen adam idi. Aştar cüdü küçülü kahramanı kabul gen. Komandan bugün. Ve ahirge yettinci günü de hem Aştar'ı komandan ki geldiler. Ammor ibn Yosir'ni katleden keyin iş cüdeyem ağırlaşıp etken. Hodisa juda qattiq qonli jarayonlarga o'tib, qizib, qaynab ish haddidan oshgandan keyin haligi hodisani taklif qildi. Amr ibn As, Muoviya radhiyallohu anhu ham bunga muvofiq keldilar. Mushafni ko'tarib borish fikri ikkalalaridan ekanligi to'g'risida rivoyatlar bor. Hammasini yig'ishtirib kelsangiz, ikkalalari bunga muvofiq bo'lishgan, taklif qilishgan. Hazrat Aliyga keldi bu gap. Ular tahkimni so'rashyapti. O'rtaga Kitobullohni qo'yishyapti. Kitobga chaqirishyapti. Ha? Kitobga chaqirishyapti deganda Hazrat Ali yuqoridagi oyatni o'qiganlar. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitob yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun. Bu oyat Kitobullohni hakam qilaylik degan jamoadan yuz o'girganlarni tanqid qilyapti. Men ulardan emasman dedilar. Albatta baynana va baynakum kitobulloh dedilar. Bo'ldi, Allohning kitobini hakam qilamiz. Siffinda bo'lyapti. Siffin bilan Shomning orasi ma'lum bir masofa. Siffin bilan Kufaning orasi ma'lum bir masofa. Siffinda hodisa tahkimga kelishildi, ya'ni kelishuv bo'ldi. Kelishuv. Kelishuvda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Hazrati Ali radhiyallohu anhu tarafidan Muoviya tomonidan Amr ibn As radhiyallohu anhu
hakem bo'ldilar ve ortada kelishuv sulh imzolandi. Sulhning hodisasi bitta katta dars. Buni ham inshaalloh robbil alamin biror kun suhbatlashamiz. Lekin hozir havorijlar masalasiga qisqaroq to'xtalib ketyapmiz. Sulh bo'ldi, kelishuv imzolangandan keyin Muaviya radhiyallohu anhuning jamoasi Shomga qaytib ketishdi. Ali radhiyallohu anhu Siffindan Kufaga qaytib keldilar. Kufaga yaqinroq joyda, Kufaga taxminan deylik piyoda yursangiz 1 soatlik, hozirgi kunda 1 soat, 1 yarim soatlik yo'lda Harura degan joy bor edi. Harura degan joyda Hazrati Ali'nin 130 min qo'shini bor edi. Siffinda 130 min qo'shin edi. İhtilaflar var da, 135 min degan, 40 min, 130 min qo'shin bor edi. Shundan 25 mingtasi jangda halok bo'ldi. 100 mingga yaqin qo'shin qaytib kelyapti. Badr rivoyatiga ko'ra 6 ming, ba'zida 8 ming, maksimum 12 mingga yaqin Haruroda to'xtab ajrab chiqib qoldi. O'rtachasini olaylik, 6 ming. Boring 8 ming. 8 ming odam Haruroda sekin ajrab chiqib qoldi. Bu nima degani? Siffindagi tahkim hodisasiga rozi bo'lmagan jamoa. Yo'l yo'lakay bir-birlariga gapirib, Ali xato qildi. Ali ya'ni Allohning hukmini odamlarga topshirib qo'ydi. La hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah deb gapirib, sekin bu fitna kattalashib 8 ming odam Haruroda ajrab qolib ketdi. Hazrati Ali Kufaga keldilar va hodisani o'rgandilar. Bildilarki, hodisa yangi jarayonga o'tdi. Ali radhiyallohu anhu ning birinchi bosqich hayotlari barchaga ma'lum, oyda kundek ravshan. Ikkinchi bosqich hayotlari Xulafoyi Roshidinlar davrida oyda kundek ravshan. Doim kerakli shaxsiyat bo'lganlar. Doim maslahatni boshida turganlar. Katta sahobalar ichida eng faqihlaridan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ana madinatul ilm va Ali babuha degandilar. Ali'ni butun boshli ilmni eshigi degandilar. Shu kishi 3-chi bosqich hayotlarida musibat ustiga musibat, musibat ustiga musibat kelaverdi. Jamal katta musibat edi. O'zi avvalo xilofatni qabul qilib olishlarida juda katta taraddud bo'lgan. Keyin Jamal hodisasi juda katta tashvishga qo'ydi. U Usmonlarning qotilidan qasos olishlik uchun imkon qidiryaptilar, Jamal hodisasi yuzaga chiqyapti. Jamaldan qutulib, uni o'rniga qo'yib, Hazrati Oysha onamizni uylariga qo'yib, ona endi aralashmang siz siyosatga deb, u kishini tamomiy himoyalarini qilib chiqsalar, bu yoqda Muaviya radhiyallohu anhu ni hodisalari, Siffin voqeasi. Siffinni yana qaytib aytaman, odamni lol qoldiradigan hodisa bo'lgan. Inson har qanday aqllarni shoshtirib qo'yadigan hodisa bo'lgan bu. Hazrati Ali aytardilarki, bugun bizni eng katta mo'jizamiz, ya'ni ajablanadigan narsamiz tirik yurganimiz deganlar. Endi o'ylayvering, Hazrati Ali'ning fikrlarida, hayollarida nima fikrlar yuribdi? Tirik yurishimizni o'zi katta ajablansa bo'ladigan ishlardan, mo'jiza ishlardan deganlar. U paytda o'lib ketsa oddiy sanalgan. Ha, o'ldiribdimi? Ha, qo'yaveringlar, shunaqa bo'lish kerak edi deydigan darajada. Biz tirik yurishimiz odamlarni ajablantiradigan hodisa deganlar. Siffinni ham bir narsa qilib to'xtatib, odamlarni sulh qilib Kufaga kelsalar 6000, 8000 odam Haruroda Hazrati Aliga qarshi baqirib turibdi. Yana aytaymin, qanaqa odamlar ular? O'sha 100000 askarni ichida taqvo borasida, ibodat masalasida, odamlarga din, da'vat, amr ma'ruf, nahiy munkar masalasida eng peshqadamlarimiz deb da'vo qilgan odamlar. Oddiy odamlar emas ular. Aksariyati hofizlar, qorilar. Lekin biror dona sahoba yo'q ichlarida. Bular o'sha xavorij tushuncha bilan Haruroda ajrab chiqib qoldi. Nima deyishyapti dedilar? Sizni kofir deyishyapti. Nima uchun? Siz Allohning hukmini odamlarga topshirganingiz uchun. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilarki, "Abridu bi-zuhr" dedilar.
peşimde sal keçiktirip duruyorlar dediler Hazreti Ali'ye. Ben bora gaplaşıp köpke kelemem dediler. Şimdi bir saatli yolda tahminen. Borup gaplaşıp kelemem. Ular bilen nemege bu işini kılış yetkene, nemege tahkim vakiyesine razı bulma geldiğini gaplaşıp kelemem. Ali ettiler ki senden havatır kelemem. Seni öldürüp koyuşmaz mıyken? Ya beni öldürüşmeyin dediler. Unday bo'lsa dediler, sen ular bilen bahs kılarken sen hadislerini hüccet kılıp ol dediler. Çünkü Kur'an'ın vacihleri ko'p. Kur'an'ın ayeti bilen eğer bahs kılamam desen, Kur'an'ın hohlegen adam hohlegençe çüşümanışı mümkün. İnil hukmu illa lillahini, Kur'an'ın ayeti bu. Okuyatken adamlar bu ayetten kulası olarak Ali'ni kafir diyecekti. Kana kıp çöndürürsün ki? Hadislerini hüccet kılıp ol dediler. Fe innel Kur'an zü vücuh dediler. Kur'an'ın vacihleri ko'p. Kur'an'ın özü bilenmez. Sünnet bilen bahs kılıp. İbn Abbas radıyallahu anhuma en çıraylı kıyımlarını kıyıp vardılar. Borsan dediler. Arını gongullaşıga okşagan narsa butturup dediler. Kaynula peyti. Adamların yüzlerine karasan şu ibadetten çarçagalligi bilinib turibdi dediler. Yani şunaqa derecede dünyadan zuhdu bor. Kiyim keçekleri titilip ketgan. Soç sokolları usup ketgan. Peşanaları sacdanın iziden kavarıp ketgan. Kolları tüyeni tizzasiga okşaydı. Adamlar fakat Kur'an tilavat kıladı. Fakat zikri Allah kılışadı. Ben barışımge merhaben ya İbn Abbas deyişti. Senge kuşkepsen dediler. Ve üstündeki hülle kiyivapsan, sen sahabesen, dünyaya batıp kapsan ki ödüp tane kılıştı. Sahabeni tane kılıştı. Şu cayda, şu cayda. Havarit cemaatinin çıkışlığı doğrusu da hadisi şerifler hakkında hem toktalışımız gerek. Bunlar çıkışlığı doğrusu da Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aksar sünen egelerimiz. Barcha sahih toplamlarımız, siyret kitaplarımızın değerli barchasi da rivoyatlar kelgan. En sabit rivoyatlardan biri Muvatta'da İmam Malik keltirganlar. O'sha Zulhuvaysiralik odam Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın taksimlerini o'ziga tegmaganligi uchun menga bermadingiz degan gapni o'rab diplomatik usulda siz adolatsizlik qiyapsiz deb Rasulullohga ta'na bilan gap boshlagan edi. Adil ya Muhammad degan edi. Adolat qil. Sen adolatsizlik qilding. Taqsimni to'g'ri taqsimlamading deb ta'na qilgan edi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam buning avlodlaridan shunaqa odamlar chiqadi degan ma'noda hadis aytgandilar. Muvattoni rivoyatida hadisning o'zi bor. Ya'ni havarij toifalarining chiqishligi to'g'risida. Yahrucu qawmun tahkiruna salatakum ma'a salatihim ve siyamakum ma'a siyamihim dip ve qiraatahum ma'a qiraatihim degan ma'noda shundan boshlanadi. Bir qavm chiqadi. Bir qavm chiqadi kelajakda. Sizlarning namozinglar ularning namozini oldida haqir bo'lib qoladi. Hech narsa bo'lmay qoladi. Ularning ro'zasi oldida sizlarning ro'zanglar hech narsa bo'lmay qoladi. Deb yana yamruquna minad-dini muruqa sahmi minar ramiyya. Dindan o'q o'ljani teshib chiqib ketganini singari chiqib ketadi. Va o'qni olasiz. O'qni olib qarasangiz, o'qda bir o'ljani teshib chiqqanligidan zarra qadar asar bo'lmaydi. Ya'ni yanzuru tanzuru fin nasli fala yara shay'a yoki fala tara shay'a. O'qqa qaraysiz, hech narsa bilmaysiz. Qadahga qaraysiz, hech narsa bilmaysiz. Ya'ni bu o'xshatish. Islomga kirdi-yu İslam'dan hiç narsa özlerine olmasından çıkıp getirdiğin adamlar. Lekin namazları, kıraatları, onların ibadetteki iştihatları aşeddi boladı.
İbn Abbas aytadılar ki, ben bunakasını görmegenman degenler. O şey 100 min askerini içiden acırap çıkan 6 min adamını kurup bir cahaya yığılgen bunlar. Fikirleri bir cahadan çıkıp bakan adamlar. Lekin ibadatta, içtihatta lal kaldıradigen derecede. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhumanı tane kılıçtı. Üstündeki hülyelerine, yani ettiler ki, şuna kadar iyi var aslında, dünya gecede biz harap etmişiz. Degen de, Allah'a kasam ki, bundan kure kımmatrak, bundan kure ziynetlirak kiyimini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstünlerde görgen ben dediler. Sizler dediler, takvanı zahırda de böyle yapsınlar, zahırda mas takva. Takva zahırda mas. Takvanın sureti korunmuyor. Adamın korunuşu demez. Takva, zuhud, bu kalp ameli bu. İnsanın kalbinde takvadar mı, takvadar masligini kim biledi? Fakat ve fakat Allah biledi. Ve la tuzekku enfusekum. Vallahu a'lemu bimen ittaqa. Allah biledi takvadar kimliğini. O zilerini paklamayınlar. İbadetinlerini minnet kımayınlar. Ameliylerine süyenmeyinler. Demek ki sen amel kıyma yapsan de bravlarını taftiş kımayınlar. Sizlerin işi ilermez. İbn Abbas bularga şu yaplarını yapırdılar. Ve ettiler ki neme uçun acilep çıkıp kaldılar. Neme uçun Ali'ye karşıtılar. Degen de ular etti ki üçte sebep vardı işte. Üçte sebep var. Bu üçte sebep bilen Ali'ni biz kafir de bilemiz. Tavba kılıçlıkı çakıramız. Neme sebep degen de birinciden adamların işini Allah'ın işini adamların koluna tapşırıp koydu. Tahkimini adamlarına tapşırıp koydu. Onu Allah inil hukmu illa lillah deyişti. Ha? Fakat Allah'ın hukmunu Allah kılıç gereği. Adamlar tahkimde haklıymaz dedi. Bu bir dediler. İkincisi ne mi? Yani taneyler var. İkincisi ne mi dediler? Degende Cemal hadisesi de dedi. Biz galiba kıyandık mı? He galiba kıyandık. Nemege asır olmadık? Nemege ölgenlerini yani eşyalarını ganimet kımadık. Değişti. Bu iki dediler. Üçüncüsü ne degende? Muaviye'ye Hazreti Ali radıyallahu anh'u mektup yazgandılar. Muaviye'ye. Mu'minlerinin emiri Ali'den Muaviye'ye mektup. Degende Muaviye etkendiler ki Mu'minlerinin emiri degen cahini uçurtlaşa degendiler. Kigen olamge. Eğer emirligige bayat kigenimizdeydi Ali'ye ortamızda buna kadar kelişmoçilik bu mesele. Emir degen gapni uçur dediler. Hazreti Ali'ye etkendi uçur dediler. Eğer mu'minlerinin emiri degen gapni Ali uçurdu mu? Ha uçurdu. Demek o kafirlerden emiri deyişti. İçtihat ne var? Üçte şart, üçte narsa bu üç dediler. Aittiler ki, buldu mu? Başka yapıyor mu dediler? Başka yapıyor mu dediler? Ha, birinci taneylerde dediler. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de bir erkek bir ayolning ortasında çıkan norozichilikni sulhu uchun odamlarni hakam qilgan. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقُ بَيْنَهُمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِيْ يُرِيدَ اِسْلَاحًا يُوَفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Eğer er bilen hatının ortasında şikakını, acıraşıp ketişlikini, havfı tuğulsa, ondan korksanlar, neme kılınlar? Erkek tamamından bir hakemini çakırınlar, ayal tamamından bir hakemini çakırınlar. Ular agar islohni xohlasa, Alloh taolo ularni muvaffaq qiladi. Oyat o'qidilar. Aytdilarki, mana shu oyatda dedilar. Bir erkak bilan bir ayolni, bir oilani islohi uchun ikkita odamning hakamligiga Alloh rozi bo'lyapti. Butun boshli ummatning islohi uchun biz rozi bo'lsak, nima anaqasi bor dedilar. Ya'ni Qur'ondan dalil Kur'an'dan delil dediler. Bunu hiç kanaka
Buni o'zini fikridan qilgani yo'q Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Qur'onda oyat turibdi. Agar ihromli holinglarda bir ovni o'ldirib qo'ysanglar, quyonga o'xshagan miqdorda ovni o'ldirib qo'ysanglar, ikkita hakam o'sha quyonning narxini belgilab bersin. Qilingan ovni. Qur'onda oyat turibdi. Belgilab bersin, shu hakamning hakamligi asosida quyonning narxini to'lasin ihromdagi odam ov qilib qo'ygani uchun. Bitta quyonning qonini ikkita hakamga rozi bo'libdi Alloh taolo. Butun boshli ummatning qonini ikkita hakamni hakamligida to'xtatsak, ya'ni belgilasak, avloroq emasmi dedilar. Bular to'g'ri deyishdi. Faqat to'g'ri deyishdi. İkinci gapinglar dedilar Oysha onamiz haqlarida. Qaysi biringlar Oysha onamizni asir qilib olardinglar dedilar. Va azvajuhu ummahatukum dedi Alloh taolo. Sizlarni onanglar dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azvajuhu ummahatuhum. Mu'minlarning onasi hisoblanadi Oysha onamiz. Kim o'zini onasini asir oladi dedilar. Agar onamiz mas desanglar, Qur'onning oyatiga ko'ra kofir bo'ldinglar dedilar. Yo onamiz edi desanglar, onanglarni qanaqa asir olasizlar dedilar. Shunda bir-birlariga tikilishdi dedilar. Chunki e'tibordi aksariga. Ichkarida g'alag'avur boshlandi. Uchinchi gapinglar dedilar Ibn Abbosning gaplari. Uchinchi gap o'zidagi amirlik, amirul mu'minin kalimasini Hazrati Ali'ning o'chirishligi Payg'ambar alayhi salatu vasallamning Hudaybiyya g'azotidagi hodisalarga o'xshaydi. Hudaybiyyada Amr ibn Suhayl radhiyallohu anhu bilan Abu Sufyon boshchiligida Payg'ambar alayhi salatu vasallamni sulhlari imzolangan edi. Shunda min rasulillahi deb boshlangan jumlani Allohning rasuli degan jumlani Amr ibn As o'chiringlar dedilar. Nimaga? Sizning rasul ekaningizni tan olganimizda edi, sulhga hojat yo'q edi deyishdi. Sizning rasulligingizni tan olmaymizki, siz bilan sulhga kelyapmiz, janjallashyapmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam shu gapni kimga yozdirgandilar? Aliga. Yollarda Ali turgan edi. Sulhni kotibi Ali edi. Ali radhiyallohu anhuga Rasulullohni o'chir dedilar. Ali aytdilarki o'chirmayman dedilar. Unda menga ko'rsat dedilar. Ko'rsatdilar, mana shu joyi o'zlari o'chirdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni. Payg'ambar alayhi salam afzalmilar Ali mi dedilar. Havorijlar Payg'ambar alayhi salam. Payg'ambar alayhi salam o'zlarining nomlari risolatni egasi ekanlarini o'chiryaptilar. Nima uchun? Ummatning sulhi uchun, ummatning kelajagidagi g'alabasi uchun. Ali xuddi shu ishni qilyapti. Deganda 2000 ta odam o'sha joyda Hazrat Ibn Abbosga ergashib keldi. 2000 ta odam kelib Kufaga qo'shildi. Lekin 4000 ta, ba'zi rivoyatga ko'ra 6000 ta, ba'zi rivoyatga ko'ra 10000 ta odam qoldi hali. Masjidda turibdi ular. Ularning ichida xutobolar bor, xatiblar bor. Aytgan bir bayt aytgan paytida odamlarni lol qoldirib qo'yadigan xatiblar bor. Ular odamlarga chiqib olib amr ma'ruf qiladi, nahiy munkar qiladi, zuhudga, taqvoga, dunyoga berilmaslikka da'vat qiladi. Jumlasining oxirida xulosa qilaroq Hazrati Ali'ni kofir deyishga, Hazrati Ali'ning jamoasini o'ldirishlikka targ'ib qiladi. 10 ming odam hali buni hayajonida o'tiribdi. Ali radhiyallohu anhu rivoyatlar biroz oldin keyingiligida ixtiloflar bor, lekin bu hodisa ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu keyin o'zlari bo'ldilar qolgan jamoaga. Bordilar, xuddi shu hodisalar, xuddi shu ta'nalarga o'zlari javob berdilar, o'zlari. Aytdilarki, ha dedilar. Asrimdan olmaganimiz onamiz u kishi. Nomimni o'chirganim Hudaybiyada payg'ambar alayhissalom nomlari o'chirganiga tashbih, qiyos hech muammo yo'q. Undan tashqari hakam qilishligimiz o'sha فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها آيات سيانة كلمة حق أريد بها الباطل شنو دايتلر يا بينا توغري
La hukme illa lillah, inil hukmu illa lillah. Doğru ayet. Lekin batıl irade kılıyapsılar. Ayetini doğru okuyapsılar. Tecvidinler doğru. Kelimeler doğru. Lekin ondan maksat ne mi? Siyasi mevkifte özleri haklıgan narsaga erişe almagenleri üçün Hazreti Ali'ni kafirge çıkartıyordu. Ve delil kılıp Kur'an'ı kettirişiyordu. Hazreti Ali'ni geplerden keyin kalgan haruriyede kalgan harurada kalgan adamlarının akseriyeti Hazreti Ali bilen bile kegen kufaga. Kufaga kegenden keyin tahminen çarşamba bu sekerek yok peşembe. Şu küllerde kırıp girişken kufaga kop gitken adamlar halka halayka koşuluşken lekin İslam tarihinde ilk montajlarını başlaşken montaj kılışken. Ne kılışken? Ali tavba kıldı, şunu için ergeçip geldik deyişken. Uyağda bahsede yengilişken, delil keltiriş meselesi de bir ortası Hazreti Ali'ni aldı götüşü olmagan, Hazreti Ali borgerleri de beynena ve beynekum kitabullah, la hukme illa lillah deyişken de mushaf hop gidiyorlar de geldiler. Hamas diğerli ekseriyeti hafız. Beni aldım ki karılar kilsin de geldiler. Karılar yığılgen de mushafını verdi geldiler. Mushafını alıp ortaya koyup Hazreti Ali hukum deganlar, hukum qil deganlar, mushaf kelar. Hukum qil deganlarda odamlar hayda bo'ldi. Qanday qilib mushaf hukum qiladi desa, bu Allohning kitobimi? Ha, sizlar kitob hukum qiladi deyapsizlar-ku deganlar. Bu kitobni biz hukum qilamizmi deganlar? Ha, biz hukum qilamiz. Shu oyatlarni biz o'qib, biz xulosa aytamizmi? Ha. Kelinglar deb keyin bahsga kirishganlar. Tillarini yuttirib olganlar, chunki Hazrat Ali Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını kurgan, ham nesab cihetiden, ham sihriye cihetiden karındaşlık alakasını bağlayanlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın avlatlarını davamçısı, cennet başaratını ogen insan, umru mubeynide birar martı butke yüzlenmegen adam. Ve ilim barası da sahabeler içi de katta sahabelerden, yani katta tabakadaki sahabelerden. Kur'an bilen kanay kılıp Hazreti Ali bilen bahs kıladı. Kur'an'ı kurtarıp alıp, bana biz Kur'an'ı mahkem işleyimiz, biz sünnetten alamız, Kur'an'dan alamız degenlerinin bugünkü kündeki teşbihi aynen Hazreti Ali'ye karşı çıkan havaricilerin teşbihi okşaydı. Onlar hem şunlaki genelde. Koyayım bana ka, kitabı hüküm kısı, kımaydı hüküm. Onu okup, ondaki doğru fahamını aladigen adam kere. Biz şu adamımız mı? Ha. Dediler ve düşündürdüler. Şimdi ular na ilaç. Bahsde yengilip kaldı, hop değişti. Kufa'ya kırıp gelişti. Ve Kufa'da montaj işlerini boşla varıştı. Ali değişti, tavba kıldı. Şunun için geldiğimiz değişti. Biz de takvayımızı görmeyip sen mi değişti? Adamlar geldi, zahırda lal kaldırıp koyduk. Yani ibadette ulaka adamlar yok. Bana şu adamlarını aldıydı. Şeytanın oyunlardan bir oyun. Zahirde ibadette adamların lal kaldıradigan derecedeki adamlar bularını doğru bursa kereyip degen fikirge bortırıp bayadı. İnsanlı özünü yem gururge keltiradı. Aslı o ölçü olmaz. Aslı ibadet ölçü olmaz. İbadet Allah bilen bende ortasındaki iş. Lekin cemiyet ortasındaki düşüncelerini Kur'an ve sünnetke suyanarak kulasa kırış ahli ilimlerin işi. Başka adamlar aralaşsa nima hadiseler bo'libdi. Keyin shunaqa gaplar bo'ldi. Bo'lganda juma kuni xutbaga chiqdilar. Xutbaga chiqib havorijlar haqida mavzu qildilar. Juma mavzusi shu bo'ldi. Havorijlar haqida mavzuni kılıp ularını yolg'onlarini aytdilar. Yolg'on gapirishyapti dediler. Biz tavba qilganimiz yok. Bizni qilgan işimiz kitobi sünnetki muvafık iş. Sizler havorijlarni tanıp qo'yinglar. Ularını belgileri haqida Peygamber aleyhisselam bunday deganlar. Ularning oramizda yürüp bunaqa yolg'on gapirayotganlariga aldanmanglar. Ularga qo'shilmanglar. Bu ummatning eng yomon mahluqotlari bular. Bular jahannamning itlari bular deb o da keskin vaziyette Cuma'da suhbetini kıldılar. Şunda bir kişi oradan durup
La hukme illa lillah dedi. Hutbada turgan Hazreti Ali'ye karab. Kirib ketishgan, hamma chiqardi yuribdi. Bittasi turdida aytdiki, la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna min al-khasirin dedi. Qur'on oyatlari. Agar shirk keltirsang, amallaring hammasi xabata bo'ladi va eng yutqazuvchilardan bo'lasan. Hazrat Ali'ni ta'na qilyapti. Bittasi o'rnidan turib quloqiga qo'lini qo'yib olib, eshitmanglar buni gapini dedi. Va u ham la hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah. G'alag'avur bo'lib ketdi. Rejalik ish edi. Ular jumani buzish uchun kirishgan edi. Shunda aytdilarki, o'tiringlar dedilar. O'tiringlar, xutbada gapirib bo'lmaydi o'zi. Xutbada sunnatga ko'ra jim turiladi. Shu bu ham bir ilmda, xutbaga borgan odam gapirsa, jumani fayzidan, jumani savobidan mahrum bo'ladi. Sonidan mahrum bo'lmaydi. Ha, juma o'qidi, savob bo'lmaydi unga. Vojib xutbada jim turish vojib. Bir odam gapirsa, gapirma degan odam ham xutba jumaning savobidan mahrum bo'ladi. Hadisga ko'ra. Nimaga gapirma degan odam ham gapirgan bo'ladi. Bular chiqib olib Hazrati Aliga xutbada turgan imomga sen kofirsan, mushriksan, la in ashrakta la yahbatan na'maluk deyishyapti. Shirk keltirgandan keyin amallaring xabata deyishyapti. Va g'alag'or bo'lib ketdi. Aytdilarki, qo'llarini o'tirlaring, o'tirlaring dedilar. Sallar bilan dedilar. Sallar bilan bizni oramizda 3ta ish dedilar. Sallarni modomiki, ibodat qilarkan sallar, masjidga kelarkan sallar, Allohning masjididan sallarni to'smaymiz. Birinchi. Imkon beryaptilar. Ikkinchi, modomiki biz bilan birga ekan sallar, dushmanga qarshi janglarimizdagi g'animatlardan o'lja olasanlar dedilar. Uchinchisi, agar bizga qurol ko'tarmasalaring, qurol ko'tarmaymiz. Qurol ko'tarsalaring, sallarga qarshi qurol ko'taramiz dedilar. Bu 3ta narsa bilan yashab turlaring hozir dedilar. Fikriy ma'noda birortasi ilmiy bahsga yaragani yo'q, lekin orqadan turib olib Hazrat Ali'ga qarshi bunaqa fitnani qilishdi. Haruriyani bular endi markaz qilib olishdi. Yaqin joyda. Kelgan keldi. Lekin jumadan chiqsa, oiladan chiqsa yig'iladigan joylari Harura. O'tda yig'ilib olib o'zlarini xatiblari, o'zlarini amirlari bir-birlariga shu masalani taklif qilishaverdi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni oldilariga xavorijlardan, xavorijlarning eng katta da'vatchilari o'zlarini ichida amir deb, olim deb bilganlardan 2ta odam kirgan. Zur'a ibn Barh at-Toi bilan Harqus ibn Zuhayr as-Sa'di degan odam. Bular kirib la hukma illa lillah degan. Hazrat Ali'ga kirib, salom shu ularning salomi shu o'zi. Hozir ham aytadiki, "Amallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" aytaveradi, qaytaraveradi hozir ham. Xo'p, kel shu oyatning ma'nosi nima desangiz, yo'q, qochib ketadi. Ular ham kirdida salom o'rnida la hukma illa lillah deydi. Ali aytdilarki, "La hukma illa lillah" dedilar, "Ha, Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q" dedilar. Xurqus aytdiki, Xurqus aytyaptiki, xavorijlarning katta da'vatchilaridan. Tub min xotiatik deyapti. Xatoyingga tavba qil deyapti Hazrat Ali'ga. Vazhab bina ila aduvina hatta nuqatilahum hatta nalqa rabbana deyapti. Tavba qil deyapti. U hakimni tasha deyapti. Bizga qo'shil deyapti Ali'ga. Hazreti Ali'ye bizge koşun, bari Muaviye bilen kaytattan cenk kılaylik, hatta Allah'ke tabakiyen halde roba roba olaylik. Gururunu karayın. Fikirini karayın. Bitti kelimeni doğru yazamaydıgan adam, hazır İdilib'den turup, büyağda turgan ziyali, ahli ilim, karı, ulamalarını tabakilerin, bizge killerin diye. Bir hıl mı? Bir hıl. Bu tarixni nima uchun o'rganishimiz kerak? Mana shu hodisalarning asl aktyorlari qaysi tarafdaligini bilish uchun o'rganish kerak. Hazrat Ali'ga tavba qil deyapti. Va tavba qil deyishni orqasidan Hazrat Ali'ga ergashishi kerak bo'lgan odam, "Sen tavba qil, bizga ergash, borib Muaviyaga qarshi jang qilaylik" deyapti.
Neyse Ali aittiler ki aslında dediler قَدْ أَرَدْتُكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ فَأَبَيْتُمْ avval başıda uruşeylik ular bilen diganımda baş tatken diler. Bu kalaka hadise bu. Abu Musa Eş'ari radıyallahu anhu'nu havariciler teklif geldi. Aslında. Uruşunu devam ettireylik mi? Yoki sulh qilaylik mi? Deb maslahat qilgan paytlarida aksar jamoa sulh qilaylik deganida. Urushaylik mi? Deganda yo'q deyishganida. Bitta qo'mondonlardan Ashtar aytgan ediki, menga bir kun muhlat bering, men olaman hammasini deganida. Aksar jamoat urushmaylik, to'xtaylik degani uchun jang juda og'ir bo'lganida Siffinda. Charchab ketishganida. O'zlari yuz o'g'irgan edi. Hazrat Ali aytayaptilarki, men sizlardan shuni xohlagandim boshida. O'zingizlar yuz o'g'irdinglar birinchi. Endi dedilar, vaqat katabna baynana va baynal qawmi uhudan dedilar. Biz oramizda ahd tuzdik dedilar. Yozib qo'ydik dedilar. Alloh taolo nima degan? Va ofu bi ahdillahi idza ahadtum. Nahl surasi 91-oyat. Allohning ahdi bilan ahdiga vafo qilinglar qachonki ahdlashsanglar degan Allohning oyatiga amal qilamiz. Urushamiz degan paytimizda orqaga tashadinglar o'sha kunlari. Taniymaslarni dedilar. O'sha kunlari o'zingizlar orqaga tashadinglar dedilar. Endi ahdnoma qildik, shartnoma tuzdik, shartnomaga vafo qilish kerak. Qanday qilib men bu zaman borib dedilar. Deganda Xurqus aytiki, Xurqus aytayaptiki, zalika zambun yanbagi an tatuba minhu deyapti. O'sha ahd bor-ku deyapti. Shartnoma tuzib sulh qilding-ku deyapti. Ha, bu gunoh edi deyapti. Bundan tavba qilishing kereksan deyapti. Hazrat Aliga. Buni beodobligi, beyuzligi, o'zi ilmiy salohiyati yetmayapti-yu, ilmiy bahsni ustida Hazrat Aliga tashlanishligi ittak havorijiy toifaning tabiatlaridan biri hisoblanadi. Xullas bunga o'xshagan jumlalar, gaplar juda ko'p bo'ldi. Ma huwa bidambin walakinnahu ajzun minar ra'i dedilar. Bu gunoh emas o'zi dedilar. Bu gunoh emas, lekin fikrda ojizlik bu dedilar. Buni gunoh deb o'ylayotganlarning fikrida ojizlik bor. Bu bidoya nihoyada havorij hodisasida hazrati Ibn Kathir rahimahulloh keltirgan rivoyat va buni davomida havorijlar mutlaqo masalaga kelmadi. Ya'ni maslahatga kelmadi. Ular qayoqqa borsa hazrati Aliga qarshi xuruchni da'vat qilishaverdi. Ali radhiyallohu anhu ularni bu ishdan to'xtashlikni 3ta shart bilan ularga tegmay turishlikni aytgandilar. Shunda Abdullah ibn Habbob ibn Arat Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu'ning o'g'illari, hofizi Qur'on, sahobai Jalilning o'g'lini bir joyda ushlab olishdi. Chunki siyosiy bahs maydonlari bo'lib turibdi-da. Hazrati Aliga ro'baro kelsa, Ibn Abbosga ro'baro kelsa, sinib qolyapti xavorijlar. Tashqariga chiqib boshqa odamlarni ushlab o'zlariga da'vat qilishyapti. Sahl ibn Hunayfni xuddi shunaqa da'vat qilishgan. Sahoba bo'lgani uchun o'tkazib qo'ygan. Abdullah ibn Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu'ni ushlab olishib, nima deysan? Tahkim voqeasini dedi. Deganda u kishi men ma'qul deb bilaman. Sen kofir bo'lding deydi. Qana qilib kofir bo'ldim? Chunki sen gunoh qilding, gunoh qilgan odam kofir bo'ladi deydi. Islom tarixida ilk bid'at mana shu bid'at. Islom tarixida ilk bid'at mana shu bid'at. Kecha ham shu savolni berdim. Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga Oyisha onamiz, Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Amr ibn Oz, Muoviya ibn Abu Sufyon kabi bir qancha sahobalar ham qarshi chiqishgan. To'g'rimi? Qarshi chiqishgan. Bu joyda xavorijlar ham Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga qarshi chiqishyapti. Nima uchun biz xavorijlarni Allohni jahannamdagi itlari bu, jahannam itlari bular deb qattiq gapiryapmiz, sahobalar to'g'risida ularni to'g'ri tushunyapmiz. Nimaga? Bir xil qarshi chiqish, hammasida qilich bilan qarshi chiqilgan. Desa,
narigi sahobalarning Hazrati Aliyga qarshi chiqishlari to'g'ri ijtihod bilan bo'lgan. Muoviyaniki ham, Oysha onamizniki ham, Talhaniki ham, Zubayr ibn Avvomniki ham, Amr ibn Osniki ham ijtihodi bo'lgan bularni, dalili bo'lgan. Dalillarini o'sha vajhi bo'lgan, mavjud vajh bo'lgan. Va bu shu mavjud vajh ijtihod ma'nosida xato ekanligi zohir bo'lishi bilan ular tavba qilishgan, to'xtashgan. To'xtashgan o'sha zahot. Sulhga kelishgan, jangni to'xtatishgan. Lekin xavorijlarning fikri dunyo qarashi bid'at tushuncha bo'lgan. O'shaning uchun aytayapman, xavorijlar ichida biror dona sahoba yo'q edi. Ular o'zlari Qur'onni o'qib, o'zlari xulosa qilib Hazrati Aliyni kofir deyishdi. Gunoh qilgan odam kofir bo'ladi deyishdi. Abdullohga kelib, sen kofir bo'lding deyishdi. Kofir nima qilinadi? O'ldiramiz deyishdi. O'sha Abdulloh ibn Habbobni o'ldirguncha xavorijlarga hech kim tegmagan edi. Hazrati Ali ularga qarshi qurolli jangga chiqmagandilar. Abdullohni o'ldirishdi, yonida xotiniga aytishdiki, sen buni xotinimisan? Ha. Demak, salam buni ahlidansan. Uni ham o'ldirishdi. Homilador edi u. Qonini yorib tashlashdi. Yana bir rivoyati bor. Abdulloh ibn Habbobni kimligini bilishadi. Aytishdiki, sen sahobani o'g'lisan. Ha. Seni dadangdan rivoyat bormi deyishdi. Biz haqimizda deyishdi. Xavorijlarni qarang. Biz haqimizda bir narsa degan gap eshitganmisan? Ha, eshitganman dedi. Nima gap deganda? Yaqinda dadamdan degan Habbob ibn Arad Rasulullohdan rivoyat qilyapti. O'g'illari aytibdi xavorijlarga. Yaqinda fitnalar bo'ladi. Al-qa'idu khayrun min al-qa'im. O'tirgan odam tikka turgandan yaxshiroq. Yurgan odam yugurgandan yaxshiroq. O'sha kunda qiliching, qiliching yog'ochdan bo'lsin. O'sha kunda kun Abdullohi al-maqtul va la takun Abdullohi al-qotil deganlar dedi. Ya'ni hadisni aytib bo'lib, fitna kunlari keladi. O'sha fitna kunlarida ey Abdulloh, agar iloging bo'lmasa, maqtul Abdulloh bo'lganing yaxshiroq dedilar. O'g'illariga nasihat qilyapti. Lekin hargiz qotillar safida bo'lmagin. Qotil Abdulloh bo'lganingdan ko'ra maqtul Abdulloh bo'lganing yaxshiroq dedilar. Ikkita ishga majbur bo'lib qoldingiz. Nima qilasiz? Qotil bo'lgandan maqtul bo'lganing yaxshi dedilar. Dedi. Deganda xavorijchi tushunchasini qarang. Xavorij aytdiki, seni maqtul Abdulloh bo'lganing yaxshi deganmi dadang degan. Ha, shunaqa. Unda seni o'ldiramiz deb o'ldirishdi. Dalilni qarang. Abdullohni o'ldirishdi, xotinini o'ldirishdi. Ketishayotganda Nasroniyni bog'i bor edi. Bog'idan tushgan xurmoni bittasi olib yedi. Yeganda yonidagisi aytdiki, "Allohdan qo'rq" dedi. Bu bog'ni egasidan xurmoni so'ramading-ku dedi. Egasini rozi qilmading-ku deganda yarim chishnagan odam astagfirulloh va atubu ilayh deb tashadi og'zidagi xurmoni. Bitta xurmoni astagfirulloh va atubu ilayh deb tavba qilgan odam musulmonni qonini to'kishlikdan hazar qilmay qo'ydi. İmam Malik aytadilarki, xavorijlarning sifatlaridan biri o'ta muhim masalalarni arzimas deb bilishadi. Arzimas masalalarni o'ta muhim qilib ko'tarib olishadi. Bitta sifatlari shu. Xuddi shu ishni qilishdi. Bu hodisa Hazrati Ali radhiyallohu anhuga yetib borganda qurollantirdilar askarlarni va Haruriyaga borib ularga qarshi jang qilishlikni maslahatini qildilar. Hodisalarning rivoji mana shu ularga qarshi jangda Hazrati Ali radhiyallohu anhu aksariyatini qirdilar. Ko'pchiligi tavba qildi. Yana bir qismi 2000 3000 tasi qochib o'sha Nahravonga boshqa joylarga berkinishdi. Keyin yana fitnalar bo'ldi. O'rtada o'sha Abdurrahmon ibn Muljam ismli odam o'zini ikkita o'rtog'i bilan hajda maslahat qilishyapti. Ka'bah muazzamani oldida. Bu ummatning ishi nima bo'ladi? Hizbiylar, hozirgi kundagi qo'liga qurol olgan odamlarning maslahati. Hozir xuddi shu maslahatni qilishadi-yu, ummat xor bo'lib ketdi. Nima qilish kerak? Bu ummatni aziz qilishimiz kerak. Nima bo'ladi? Aziz qanaqa qilib aziz qilamiz? Ilohi kalimatulloh. Ilohi kalimatulloh. Xo'p. Nima qilish kerak? Alini, Muoviyani, Amr ibn Osni o'ldirish kerak deyishdi. Shunda deyishdi, bu ummat o'zi haq yo'lni ushlab oladi. To'g'ri gapirding deyishdi bir-birlariga.
ve kılıçlarını zaharlaştı. Ve içti ki Allah ki kasam ki bu yoldan kayıtken kıyamette cevap verdi işte. Yüzümüz bulamız bu işini kılamız. Üçcelesi yolga çıktı. Amr ibn As oşa günü beymar babba geldiler. Yine bir rivayeti var. Amr ibn As'ını divaynikleri vardı. Yani cüde siyasatta adam bu geldiler. Amr ibn As bu ümmetinin en dana adamı. Danalıkları için vaziyetini bilerdiler. Özlerinin divayniklerini koy geldiler. Babnat namazıya divaynik çıktı. Divaynik bana öldürdü o adam. Amr ibn As de böyledi. Keyin onu üçleşken de sen kimi öldürdün bilesen mi degende Amr'ını öldürdün degende Amr'ı öldürgenin yok dedi. Sen Amr'ını en katta şurtasını öldürdün. Şurta yani harbi manada katta komandalarından. Afsız kıldı onu katıl kılıçtı. Muaviye radıyallahu anhu namazga çıkkandılar o kişiye. Yani kızı kadise de berçe halifeler, berçe Amr'lar uşapayette Bamdat namazga çıkıyaptı. Biz hazır imkaniyetimiz var payette de cemaatı kem öyleyimiz. Berçe amirler, Bamdat namazı çıkıyaptı, Bamdat namazı da payla oturdu havarcılar. Amr ibn Asna arkalarından girip urgende kaçıp kaldılar, arka taraflarını kesti kılıç. Muaviye'ni. Muaviye radıyallahu anh. Keskende kılıçta zahar barıdı, zahar kanga öttü. O adamla üçleşti, onu yem öldürüştü. Kasas olarak öldürüştü bunu. Keyin Amr ibn As tabip geldi. Tabip gelip etti ki iki kıl davası var bunu dedi. Birincisi dedi küydürüp davalayımız dedi. İkincisi bana doğrunu içesiz dedi. Tüzelesiz dedi. Lekin farzand görmeyesin dedi. Bundan keyin dedi. Degen de menge dedi farzand yetedi. Şu doğrunu içe kalaman dediler. İçtiler. Üçüncü Abdurrahman ibn Mulcem Kufede Bamdat namazıdan oldun. Yani onu istilahı da tahaccüd beydi de. Tahaccüdge turup Abdurrahman ibn Mulcem Allah'tan sorup köçeye çıktı ve payet paylaştı durdu. Hazreti Ali'nin radıyallahu anhu adetleri Kufi köçelerde adamlarını Bamdat'a uygatardılar. Turup alıp namaz vakti buldu. Hayya alel felah, hayya alel salah, assalatu hayrun minen navum de yürürdüler köçede. Uzi havariciler kurgan zatı Ali'ye kalıp sen kafırsan. Kafırsan da bakırıp yürüşerdi. Organik var kendiler. Onlara itibar vermezler. Havariciler köçede Hazreti Ali'ye karşı şu yapıp yapırışerdi. Muaviye Abdurrahman ibn Mulcem kılıç üşlep durdu. Ona yap yokuddu mu gece? Kekende ki oşa yolda Hazreti Ali'ni öldüredigen derecede urdu. Ali radıyallahu anhu ölüm töşekede yatkarlarını ayçişken. O'zingizni o'rningizga bir xalifa qilib bering bizga. Bitta xalifani tayinlab keting deganda yo'q deganlar. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallam uchun eng afzal odamlarni tanladi. O'sha afzal odamlar yaxshilikka munosib odamlar edi. Agar sizlar ham yaxshilikka munosib bo'lsanglar, sizlarga eng yaxshi odamni Alloh taolo o'zi tayin qiladi. Men sizlarga xalifa tayin qilmayman dedilar. Bu ham bir narsani bizga bildiradi. Ali radhiyallohu anhu'ni yani canlarına tekken de adamlardın şu hurucu. Ahire öldür işte. Ana şu Abdurrahman ibn Mulcem kim özü? Abdurrahman ibn Mulcem'ni sahabemez. Hazreti Umar radıyallahu anh'u Medine'de turgan peytleri de hali Umar davurları da. Amr ibn As radıyallahu anh'u Mısır'a karı kereklige hakkı da iltimas namı cönetkenler. Şunda Abdurrahman ibn Mulcem'ni Umar radıyallahu anh'u cönetkenler ve Amr'a etkenler ki bu ben üçün en kerek adamıdır özü lekin sana afzal verip cönet yapman. Bunu yakışılıp karagin. Bunu yakışılıp terbiye birgin. Yani üycaykı birgin. İmak içmağından haber hakin deyip cönetkenler. Karı adam. Kafız bugün. Mısır'daki aksar karılarga talim birgin. Yine bitti hadisesi var. Tarih kitaplarda şunu yem yazadı. Mısır'a kegen peyti de Mısır'da bu Subayg ibn Isil degen adamın koşnusu bugün. Yanmayan bugün cahı. Subayg ibn Isil Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan kattık keltekini yiyip fitnelerini toktatken adam. Abdurrahman ibn Mulcem Ubelenberg'e koşnu bulup ham fikir bulup barın Hazreti Ali'ni öldüredigen derecedeki radikal adamga eğlendi.
Yana bir düşün, başkaça fikri var. Abdurrahman İbn Mülcan bir kızını yaxşı görədi. Cüddəyəm gözəl kızı görədi o. O kızını akəsi oşa Haruriyədə cəngdə qatıl qılınğan havariclərdən. Qızam havariç. Yəni ayolunun nazik xilqat ekanligi to'g'risida doim gapiramiz da, lekin ana şu nazik xilqatlar içide Hamza radıyallahu anhu'nu qornunu yorup jigarını çaynagan ayol. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yollariga tikanlarını saçıp durgan ayol o'sha. Lut aleyhissalatu vesselam'ga xiyonat qilgan ayol o'sha ayol. Nuh aleyhissalom'ga xiyonat qilgan ayol o'sha ayol. Ayolni o'zini haqqini, ojizaligini e'tiborga olaroq ayolning fitnasidan, makridan ehtiyot bo'lishimiz ham kerak. U ayol o'ta go'zal edi va Abdurrahmon ibn Muljam unga sovchi bo'lgan paytida mahr o'laroq 2000 dinor mahr so'radi. 20 dinor nisob. 2000 dinor mahr berasiz dedi. Va meni mahrimga Alini o'ldirasiz dedi. Xotinga erishish uchun o'di o'di aslida. Buni shahvati xafiyya deydi. Zohirida taqvodor, zohirida bu gapni Abdurrahmon ibn Muljam taklif qilgan edi haligi ikkita odamga. Va ularni o'ziga narkoman psixologiyasi bilan qo'shib olib, ularni ham narkoman qilib, Hazrati Alini o'ldirgandan keyin qizga erishaman deb o'ylagan edi. 2000 dirhamga ham, dinorga ham tushdi. Qizga ham erisha olgani yo'q. Dünyada ta kıyametgacha İslam ümmeti tamamından lanetke kalgan adam buldu. Neme sebepten? Ray, fikirinin natoğruligi sebepiden. Dinli doğru çünmesliğinin sebepiden. Biz bana şu hadiseler arkali bunu örgütçimiz gerek. O şey, Hazreti Ali'ni öldürgenden, yani katıl kıyenden keyin onu cezalaş gerek. Cezalaş neme boladı? Kasas olarak katıl boladı. Aytti ki, beni dedi, adlı öldürmeyinler dedi. Nima qilaylik deganda, meni qo'limni kesib oldimga, oyog'imni kesib oldimga tashlanglar dedi. Nimaga? Alloh yo'lidagi xizmatlarini ko'rayin qo'llarimni dedi. Qarang, fikrni qarang. Uni qo'lini kesib oldiga tashlashdi. Ko'zini o'yib olishdi. Tilini kesamiz deyishganda, tilimni kesmanglar degan. Nimaga? Chunki tilim Allohni zikr qiladi degan. G'ururni qarang. Aldanishni qarang. Qilgan ishi dunyoda eng kasofat iş. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali hakları da bunu dediler, ümmetin içindeki en bedbahtı öldürer dediler. Yani bazı asarlarda Salih aleyhissalatu vesselam'ın kavmi içinde en bedbahtı ne demek ki de? Tüyanı soygan idi. Bu ümmetin en bedbahtı Hazreti Ali'ni katılgıladı. Abdurrahman ibn Muljam nas bilen, hujjat bilen en badbah adam. En badbah adam. Lekin fikrini qarang. Hazreti Ali'ni urgan paytida, qilich bilan urgan paytida og'zida oyat bor edi. Wa minan nasi men yashri nafsahu bitigha mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Oyat bilen urgan. O'zini Alloh yo'liga sotgan odamlar, Qur'onda maqtalgan odamlar safiga qo'yib urgan. Bugün kolinge kural al degen adamlar cemiyet içi de, musulmanlar içi de en peşkadamı menmen degen davanı kılıyetken adamlar. Lekin fikirlere de itham var. Sahil ibn Huneyf ayttiler. İttehamu ra'yakum dediler. Sizlerin fikirlerde tane var. Fikirlerini ayıplayınlar. Menemez dediler. Yani İslam ümmetini ayıplaşmaz. Özünü ayıplaş gerek bunlar. Hızıb bul valgen, havariç bulup olgan, kuliga kural kotarıp olgan, biz köpçülükmiz ku, bizni sakalımız uzun ku, bizni kılıyatken işimiz zor ku, deyip adam gururlanmazdık gerek. Vakıya hadiseler Hazreti Ali'nin katlı bilen tügedi. Lekin o katıl kıyan adamlar kafirmez. İslam'ın en katta davasını kıyan adamlar. Ve bu hadiselerden umumi hülası olarak biz bugünkü günümüzde hem uşengi okşagan adamlar zahir bo'ladigan bo'lsa, talib qo'yishimiz uchun tarixni o'rgangan bo'ldik. Vaqtimiz tugab qoldi, savolga vaqtimiz qolmadi. Qisqa savol yo'qmi? Shu bilan o'sha
Hazrat Usmon'ni xotirladi. Baribir hanusi qolib ketyapti-da. Ha. Hozir ham hozirgacha qolib ketgan ular. Yo'q, olinmagan. O'shaning uchun fitna tugagani yo'q, hozirgacha. Hazrat Usmonning barakoti shu darajadaydiki, Hazrat Usmonning barakotlari shu darajadaydiki, u kishini borliklarida ummat katta yutuqlarga erishgan. Masalan, yahudi odamdan quduqni sotib olib, tekinga tarqatib qo'yganlar. Birdan sotib olaman desalar, sotmagan yahudi. Bir kunni sotib olganlar. Bo'pti, bir kun menga ber, bir kun sen o'zing ichasan deganlar. O'sha o'zlarining kunlarini tekin qilib qo'yganlar. Tekin qilib qo'yganlardan keyin odamlar bir kun sabr qiladi, tekinga suv ichadi. Yahudiyni umuman savdosi o'lgan. Qolgan kunni ham sotib ola qoldi, degan. Qolgan kunni ham sotib olib, keyin tarqatganlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni hozir dunyo banklarida pullari bor. Hozir. Shunaqa vaqflarni qilganlar hozirgacha davom etadi vaqf. To bank sistemasi kelguncha odamlar silsila atrofida buni vaqf qilib olib kelgan, hozir uni banklarda Usmon radhiyallohu anhu katta miqdorda pullari bor. Juda barakali odam bo'lganlar. Shu kishini qatl qilganligini jazosi o'laroq islom ummati haligacha ixtilofda. Eng katta fitna Hazrati Ali Umar radhiyallohu anhu ni sindirish bilan bo'lgan. Ha? Baynal fitnati va baynaka babun mug'loq degan. Huzayfatul Yamani. Siz bilan eshik fitna orasida eshik bor degan. O'sha eshik Hazrati Umar edi. Sindirildi u. Undan keyin fitnaning zohir bo'lishligi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Shom kirib birdan zulmat bosganini singar fitnalar keladi hali deganlari shu edi. O'sha fitna hali hanuz bosilgani yo'q. Lekin ahli sunna val jamoa hali hanuz maydonda singani yo'q, sinmaydi ham. Bizning vazifamiz nima? Biz nima uchun bularni o'rganyapmiz? Baribir bu davom etadi. Bu fitnalarni to'la to'kis yo'qotishlikni iloji yo'q. Bu ixtiloflarni tamomiyla barham berishga imkon yo'q. Nima qilish kerak? Yaqin birodarlarimiz, avvalo o'zimiz, yaqinlarimizni ahli sunnaning manhajida himoyalanishligini ta'minlash kerak. Boshqa yo'li yo'q. Shuning uchun maydonga chiqib, xavfli bo'lsa-da, o'sha fitnachilar Hazrati Aliga qarshi odamlar, qurolli odamlar edi. Aliniki o'ldira oldi ular. Bulardan hamma narsa kutish mumkin. Lekin qo'rqib, endi bular xavfli odamlarda deb chekinsak, xotirjam bo'ling, fitnadan omon qola olmaysiz. Yo sizga, yo oilangizga, yo yaqiningizga uradi bu. Nima qilish kerak? Maydonda mudofaa bo'lish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Maydonni ilm bilan to'ldirish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'lning hammasi o'sha fitnaga odamlarni tortadi. Fitna neytral bo'lmaydi. Fitna unga muxolif odamlarnigina ya'ni egalla olmaydi. Ulamolar aytadi, o'sha yuqorida Habbob ibn Aratning rivoyatlari, al-qoim al-qoidu khayrun min al-qoim hadisi ommaga yo'q. O'turgan turgandan yaxshi, yurgan yugurgandan yaxshi hadisi ommaga. Fitna bo'lgan paytda aralashmasin omma. Lekin fitnani bilgan ilm egalari, ayniqsa iqtidorli ulamolarning jamoalarining zimmasida fitna paytida fitnani aniqlashtirish tushadi. Barcha ulamolar buni ittifoqan aytadi. Xavorij haqida Hazrat Ali minbarga chiqib gapirishlari fitna paytida indamasliklari kerakmidi? Yo'q. Ibn Abbos vazifani zimmalariga olib xavorijlarning ichiga kirib fitnani aytyaptilar, noto'g'ri deyaptilar. Ahli ilmlarga zimmasiga bu yuklanadi bu. Men bunga aralashmayman degan odam omillar jamoasi aralashmaslik kerak. Sen aralashmasin deyishimiz kerak bilmagan odamga. Sen dehqonchiligingni, tijoratingni, ziroatingni qilgin deyishimiz kerak. Bu ishga savol aylanib baribir o'zini ahliga keladi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. So'ralgandan keyin javob beriladi. Bu fitna, ehtiyot bo'l. Bu fasod, ehtiyot bo'l deyiladi. To'g'ri yo'lni ko'rsatiladi. Shunda inshaalloh robbil alamin najot bo'ladi. Qisqaroq savol yo'qmi yana? Hazrat Ali'ni bir so'zlari bor, hikoya keltiriladi-ku. Najot qilyapti, eslar bir yig'layman, bir kulgim kelsin degan. Hazrat Umar degan. Hazrat Umar. Sahih emas. Bitta odamdan rivoyat qilingan.
kulli degan odam menimcha shiyalarning oyatullohlaridan, shiyalarning olimlaridan, rofizalaridan. O'shandan qilingan rivoyatni keyin xatiblar, voizlar tarqatib yuborgan. U gap Hazrati Umarga tegishli emas. Buni bir qancha sabablari bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qiz farzandlari Hafsa. Ha? Hafsa onamiz. Hafsadan oldin qiz farzandi bo'lganligi to'g'risida rivoyat yo'q. Ayollarini hammasi ma'lum. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning singillari ma'lum. Hazrati Umarning iymonga kelganlariga sabab bo'lgan qiz. To'g'rimi? U ko'milmagan. Hazrati Umarning ammalari ma'lum. Hazrati Umarning atrofidagi ayollar ma'lum. Qizini ko'mgan jahiliyatdagi qabilalar ko'p bo'lmagan. Bitta, ikkita qabila ko'mgan. Bitta yoki ikkita qabila qizini ko'mgan. Hazrati Umarning oilasida bunaqa gap yo'q. Agar bo'lganda Hafsani ko'mardilar. Yana qizini ko'mganlar jamoasini ichida, qizini ko'mganlar jamoasini ichidagi odat birinchi qizni ko'mgan. Hamma qizni ko'mmagan. Odatda birinchi qizini ko'mgan. Yana bitta bu gap Hazrati Umarga tegishli emasligiga dalil sahih hadis bor. Hazrati Umarni o'zlari rivoyat qilgan. O'zlari Umar radhiyallohu anhu ni o'zlari roviy. Men deydilar payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birga edim. Bir odam keldi, aytdiki, 9 ta qizimni ko'mganman dedi. Jahiliyat paytida dedi. Men endi kafforatga nima qilaman dedi. Deganda payg'ambarimiz 9 ta tuyani, 9 ta kulni ozod qilasan dedilar. Men tuya boqarman dedi. Kul yo'q menda dedi. Kul endi qimmatda. Unda 9 ta tuyani so'y dedilar. 9 ta tuyani so'y dedilar. Hazrat Umar rivoyat qilibdilar. Haliga odam ketdi, 9 ta tuyani so'ydi. Voqiya roviyni hayotiga tegishli bo'lganda edi. Hazrati Umar qizlarini ko'mganlarida edi. O'sha rivoyatdan keyin men ham qizimni ko'mganligim uchun bitta tuyani so'ydim deyishlari kerak edi. Taqozo shu odatda roviy shunaqa deydi. Lekin unaqa deganlari yo'q. Va barcha ulamolar bil ittifoq aytadiki, rivoyat faqat rofizalarning manbasidan tarqagan. Rofizalar shunaqa ahli bid'atki, ularning rivoyatlari mutlaqo olinmaydi. O'zi odatda ahli bid'atlarning rivoyatlari bir shart bilan olinadi. Qaysi shart edi? Ahli bid'at rivoyat qilar ekan, bid'atini o'zini qo'llab-quvvatlash uchun bo'lmasa olinaverardi. Tarixda muhaddislar buni gapirgan. Lekin rofizalarning rivoyatlari o'zini qo'llab-quvvatlamasa ham olmaymiz. Rofizalar dunyoda eng katta dushman kim desa Umar deydi. Umar haqlarida mutlaqo to'g'ri gapni gapirishi mumkin emas ular. Tushunyapsizmi? Bu gap mutlaqo to'g'ri emas. Hazrat Umar haqlarida bunga o'xshagan gapni tarqatib, obro'sizlantirish uchun urinish, montaj bu ham. Lekin yana bitta oxirgi ehtimol. Farazan shu ish bo'lgan taqdirda ham jahiliyat paytidagi ish keyin Hazrat Umarga ta'na sifatida ishlatilmaydi. Chunki shirkni kechiradi Alloh taolo. Qolganini kechirishligi erta kunda. Lekin rivoyatlar shuni tasdiqlaydiki, Hazrat Umar qizlarini ko'mmagan. Ko'madigan qizlari bo'lmagan. Eng katta qizlari Hafsa. Ayollari, bolalari, farzandlari hammasi nom-nom turibdi tarixda. U kishiga nisbatan bu narsa tuhmat. Rahmanallohu. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allohumma. Allohumma.